GTA 6 çalıştırıyor. Çalıştırıyor mu abi? Ben sana sorayım. Bence çalıştırır. Çalıştır. Çalıştır. Bugün GTA 6 konuşacağız ve bol bol oyun konuşacağız. Bu sefer konuğum Pinti Panda. Pinti Panda'ya GTA 6 ve oyun dünyası hakkında birçok soru sordum. Kendisi gerçekten çok mütevazı, çok samimi ve çok cana yakın. Onunla konuşurken sanki abimle konuşuyormuş gibi hissettim. Ve ilk kez tanışmamıza rağmen 40 yıldır tanışıyoruz gibi samimiydik. Ve etkinlik alanındaki herkesi fotoğraf çekti. Hiçbir hayranını kırmadı ve hep onların yanındaydı. Şimdi videomuza geçelim ve sizi videoyla baş başa bırakayım. Herkese merhaba. Tuna Akşen yani Pint Panda ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyi vallahi abi, işte kalabalıktaydık. Çayımızı kahvemizi içip kalabalıklara geri döneceğiz bu röportajdan sonra. Bundan sonra hemen kalabalıklara döneceğiz. 4070 Süper Lansman Etkinliği'nde birlikteyiz. Şimdi yavaş yavaş sorularıma geçiyorum. Birkaç sorum olacak size. Tabii ki. GTA 6 çalıştırıyor. Çalıştırıyor mu abi? Ben sana sorayım. Bence çalıştırır. Çalıştır. Çalıştır. 40 serisi süper ekran kartlarının lansmanındayız. 40 serisi süperden beklentileriniz neler? Abi zaten şimdi 40 serisiyle gelen bütün özellikleri düşünürsen, hani DLSS 3.5'tür, işte Pet Tracing'dir, yok işte FPS yaratmadır falan filan. Bunların üzerine şimdi zaten görsel anlamda hani Nvidia orada bir çıta belirledi. Performans tarafında DLSS de yükselt. Şimdi süperden de artık 4000 serisinin yeni amiral kartı olmasını bekliyorum açıkçası. Yani en çok ön plana çıkan ve önümüzdeki 3-4 seriyi domine edeceğini düşünüyorum oyun anlamında. O yüzden GTA 6 diyorum bu arada. Beklentilerimiz yüksek ve GTA 6'yı da çok iyi çalıştıracağını düşünüyorum. Çünkü artık teknolojiler hani buraya gidiyor. Nvidia teknolojisine gidiyor. Oyunlar da abi doğal olarak tüm bu hani 40 serisi kartların avantajlarından faydalanmak istiyor ki zaten bu gördüğümüz günümüzde grafikleri başka yolu yok yani oynatmanın etmenin abi. Ben memnunum halimden. Beklentim de yüksek tabii. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş ikinci soruma geçiyorum. Aslında bu soruyu biraz bağlayacağım. GTA 6'dan peki beklentilerimiz neler? Şimdi ya Rockstar, şimdi Rockstar, önce bir Rockstar'la ilgili çok kısa bir özet geçmek isterim abi. Bundan 3-5 sene önce hatırlamıyorum. Galiba 2017 falan Amerika'ya gitmişiz. Pardon, Gamescom, Almanya'ya gitmişiz. Rockstar orada şey açmış. Kocaman bir booth açmış, tamam mı? Ve gelmemiş. Yani adamlar parasını vermiş. Yüz binlerce euro, belki milyon euro dökmüşler ve gelmemişler. Rockstar böyle firma ve hani kimse eyvallah da olmadığı için yaptığı oyunu en mükemmel hale getirmeden, en optimize hale getirmeden ve hani hakikaten Rockstar oyunuyum ben dedirtmeden bırakmıyor. Bunu GTA 5'te de gördük. Red Dead Redemption 2'de de gördük özellikle. Dolayısıyla GTA 6 harita olarak daha büyük olacak. İçerik olarak benim beklentim, mesela GTA 5 de güzeldi ama burada bir şey hikayesi de var ya, Bonnie Clyde hikayesi, evet. Böyle bizi daha çok içine çekecek. Harita kalabalığı olarak işte o sahil sahnelerini gördük, yollardaki kalabalıkları gördük. Gerçekten tam anlamıyla yaşayan bir şehri zaten 5'te yapmışlardı. Red Dead Redemption'da abartmışlardı. Şimdi en üst noktaya çıkaracaklar. Tamamen böyle içine girebileceğimiz bir şey düşünüyorum ben GTA 6. Hem hikaye olarak hem multiplayer hem de artık roleplay'i de kendileri destekleyecekler ya. Evet, Pybon'da dahi anlaşmışlar yani. Önümüzdeki, yani. Evet, önümüzdeki 10 senede herhalde GTA 6 oynayacağız ve onu konuşacağız. 10 sene, en az 10 sene evet. Oynarız. Kalabalık bir şehir göstermişlerdi bize. Ya ben görünce mest olmuştum yani. Ben de öyle abi. Ve görüntüler de inanılmaz gözüküyor. Çok ki, güzel. Rockstar'ın da şöyle bir huyu var. Normalde diğer firmalar çok iyi gösterir, downgrade yaparlar. Rockstar alttan gösterip bir de yükseltiyor böyle çıtayı oyun çıktığı zaman. Daha da felaket olacak. Yani fragmanda gördüğümüz o görüntü kalitesinden daha yüksek kesinlikle bir görüntü kalitesi göreceğini de kesinlikle daha da üstüne çıkacak. Evet. Kesinlikle hepimizin de beklentisi o yönde olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş diğer sorularıma geçiyorum. 2023 oyun füryasının en güzel dönemlerinden biriydi. Kesinlikle tabii. Peki 2023'te en sevdiğiniz oyun hangisi? Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake 2. Gittiğim her yerde söylüyorum bunu. Alan Wake. Bir kere ayrıca bak. Burada Nvidia da var. Teknoloji demosu gibi oyunda öncelikle görsellik anlamında atmosfer, aydınlatma, ışıklandırma, hele ki spoiler vermeyeceğim. Alan Wake olarak oynadığınızdaki o sahne geçişleri diyeyim ve o bir andaki atmosferin tamamen değişmesi. Teknolojiyi sonuna kadar kullan, görsel anlamda ve atmosfer anlamda ötesine geçen bir oyun. Bak Baldur's Gate güzeldir, bir şey demiyorum. Resident Evil 4 Remake şöyledir, böyledir. Ama hiçbiri ne görsel tatmin olarak ne hikaye olarak ne de sana sunduğu deneyim olarak Alan Wake 2 ile yarışamaz yani. Alan Wake 2 2023'ün en iyi oyunlarından. Yani başkasına sorsan sana Baldur's Gate diyecek. Ama Alan Wake 2 oynayın arkadaşlar. Baldur's Gate'i herkes övüyor. Siz Alan Wake 2 oynayın. Alan Wake 2'den benim de beklentim çok yüksekti. O psikolojik
travmayı da bana yaşattı biraz tamam, aslında. Işte, daha ne olsun yani? Daha ne olsun, doğru. Şimdi 2024 de oyun dünyasında çok konuşulan bir yıl olması bekleniyor. 2024'te çıkmasını beklediğiniz oyunlardan neler var? Ya şöyle, en çok beklediğiniz oyun. Benim şöyle bir dezavantajım oldu. Ben GTA 6'yı 2024'te bekliyordum. 2025 evet, yıllardan. O 2025 sonrasında olunca bir anda şöyle oldu. 2024 mü? Falana böyle bir boynum düşmeye başladı. O yüzden çok çok spesifik olarak beklediğim oyunlar yok. Tabii ki indie olarak da ya da birçok platformda güzel oyunlar çıkacak ama benim aklım hala yalan olmasın 2025'te. Yani, evet. Çünkü 2023 2018 gibi muhteşem bir seneydi. Oyun dünyası. 2024 değil. Tamam, güzel oyunlar gelecektir ama değil. Dolayısıyla ben daha çok şey olarak, zihinsel olarak 2025'e odaklandım abi. 2024'ü unutalım, 2025'e gidelim. Yani gene oynarız. 2024'ü de severiz. İllaki severiz. Ama biz 2025'e odaklanalım modundayım abi. Ufak bir oyun oynayacağız. Yavaş yavaş başlıyorum. Hazır mısınız? Hazır. Hazırım abi. Sor gelsin. Hemen başlıyorum. GTA 5 mi, Red Dead Redemption 2 mi? Red Dead Redemption 2. Çok net. Çok, çok net. Red Dead Redemption 2 mi, The Last of Us 1 mi? Ama oho. Bu arada Last of Us 1. Red Dead Redemption 2 çok severim. Severek de o açık dünyasını, hikayesini kesinlikle bu arada beni mahvediyor, sıkılıyorum. Ama açık dünya inanılmaz. Ama Last of Us'ta öyle bir hikaye var ki ve ben hani bazı yayıncılar ya da içerikçiler mesela oyun mekaniklerini şey yapar. Ben hikayeye, atmosfere aşık bir adam ve Last of Us orada çok üstte yani. Çok da güzel. Bilgisayara da çıktı geçtiğimiz yıllarda. Tabii ki. Ama çok yüksek ayarlarda istiyorlardı. Başta bir optimizasyon evet, hataları vardı ama sonra umarım toparlamıştır yani. Evet, sonradan çok fazla update getirdiler. Toparladılar ama. Diğer soruma geçiyorum. The Last of Us 1 mi, Spider-Man 2 mi? Gene Last of Us 1. Spider-Man 2 de güzel. Açık dünya çok güzel. Şey de güzel, hani örümcek adam hissetme şeyi de harika ama gene Last of Us vazgeçilmez. Evet. The Last of Us 1 mi yoksa Resident Evil 4 remake mi? Bana remake sorma kardeşim. Ben çok kızgınım. Ya şöyle, Resident Evil 4 çok iyi bir remake. Harika bir remake. Ama şu yılın oyunları ödüllerinde bir şey oldular ya böyle, bir top 5'e kaldılar. Ben orada bozuldum hak edecek başka oyunlar varken. O yüzden normalde sevdiğim ve takdir ettiğim bir oyuna bir cephe aldım böyle. Tabii ki Last of Us. The Last of Us diyorsunuz. Ama orijinal Resident Evil 4'e saygımız büyük. Çok büyük. O bambaşka bir yapıt. Evet. The Last of Us 1 mi, Witcher 3 mü? Le 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 le. Yani müzik yankılandı böyle kulağımızda. Orada bir çürüş geçer ya. Çünkü Last of Us en nihayetinde tamam güzel ama 15 saatlik bir deneyim. Witcher 3 gene aynı kalitede bir hikayeyi, aynı akılda kalıcı karakterle. Çünkü hala Trismi Yennefer mi muhabbeti döndüren evet, bir oyun. Çıkışından 8 sene sonra ve bunu belki 100 saate yakın bir deneyime de çok başarılı bir şekilde yaymış bir oyun. Hatta o meşhur Kanlı Baron hikayesi vardır. Seyirciler evet, hatırlayacak. Dolayısıyla bu defa Witcher'a geçiyoruz. Witcher 3. 4. oyunu da çıkması tabii, bekleniyor. Heyecanla. Farklı bir hikaye olacakmış ama. Tabii. Yani. Witcher 3 mü, Cyberpunk 2077 mi? Hala Witcher 3. Witcher 3. Cyberpunk güzel ama bir Witcher 3 değil. Evet. Witcher 3 mü, Hogwarts Legacy mi? Ya Hogwarts Legacy çok tatlı bir oyun. Ama yani böyle Last of Us'larla, Witcher 3'lerle falan kapacak. Çok tatlı. Benim Mahmut Pıtır'ım vardı. Oturdum ben. 50 saate yakın oynadım. Level 38 bine bitirdim hatta oyunu. Çok keyifliydi. Ama bir Witcher 3'e kıyaslanamaz. Witcher 3 hala zirvede diyorsunuz. Yavaş yavaş diğer sorularıma geçiyorum. Witcher 3 mü, Dying Light 1 mi? Hadi biraz cevabı değiştirelim. Dying Light 1 neden, onu da söyleyeyim. Dying Light 1'den önce de parkur oyunları vardı. Şu anda adını unuttum ama bir küt saçlı bir kızın olduğu oyun vardı. Şu anda adını unuttum. Daha evvel de parkurlar vardı ama Dying Light parkur olayını çok güzel bir hikayeyle ve çok güzel mekaniklerle, o savaş mekanikleri, özellikle yakın dövüş, müthiş bir yenilikti. Ödülünü de aldı zaten oradan şey olarak satışlarda. DLC'leri bile gerçekten çok güzeldi yani. Ayrı bir oyun gibiydi. 7-8 senede desteklediler. Vallahi teklendi. Helal olsun. Yani. Helal olsun. Tek, yani onun hatırına Dying Light'çıyız. Dying Light 1 mi, Far Cry 3 mü? Far Cry 3 de bir efsane şimdi. Evet. Far Cry 3 de efsane. Yani şu anda maalesef Far Cry artık biraz monotona bağladı. Artık Far Cry 3 nasıl bir oyunsa 4, Primal, 5, 6, Avatar bile yani. Hepsi hala Far Cry 3 aslında mekaniklerini kullanıyor. O yüzden ustalara saygı diyerekten Far Cry 3'e geçelim. Far Cry 3 mü, Detroit mi? Detroit iyi hoştu ama bir yani Far Cry 3 hala bende öndedir. Far Cry 3 mü, Battlefield 1 mi? Şimdi beni tanıyanlar bilecektir. Ben duştayken Battlefield 1 müziği dinlerim.
Evet yani şey yapıyorum hani su akıyor böyle düt 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 kendimi keseliyorum falan böyle cepheye gider gibi. Bulaşık yıkarken dinlerim. Canım sıkıldı mı dinlerim. Gaza gelmem gerekti mi dinlerim. Battlefield 1 bence gelmiş geçmiş sadece Battlefield değil tüm online savaş FPS'leri arasındaki en iyi atmosfer, en iyi deneyim oyunlarından biri. Gerçekten de öyle. Ya sonrasında Battlefield 5 çıktı. 2042 diye bir şey çıktı ama onu hiç yapmayalım. Zaten çok... multiplayer'e özel evet. bir şeydi. Peki son soruma geliyorum. Battlefield 1 mi yoksa Alan Wake 2 mi? Yani. Tam böyle ortadan sordum sanki. Allah'tan çok farklı janralar. Şimdi ben Battlefield'de çıkalı çok oldu biliyor musun? Evet. Mazeret arıyorum böyle. Ya şöyle Alan Wake 2 diyeceğim benim için. Sadece 2023'ün değil. Hani son dönemde diyeyim, oyunculuk tarihinde, son 10 yıldaki oynadığım en iyi oyunlardan da biridir. Çünkü 10-13 sene önceki bir hikayeyi çok güzel devam ettirdiler. Beklentileri hani oldukça aslında insanların şeydi, önce düşük başladı, yükseldi, o beklentileri de iyi yönettiler ve sonunda beklediğimizden iyi bir oyunu ortaya koydular. Evet, aksiyonu azalttılar ama müthiş bir atmosferle desteklediler. Hep söylüyorum, benim için atmosfer ve dolayısıyla ulan Battlefield'ın da atmosferi çok güzel ama... Harikaydı. Ya ben... Hello Gelibolu. Evet bu arada. Çok zor bir soru. Burada bitiremiyor muyuz? Burada o zaman. Burada yorumlara bırakayım ben. Aynen. Olmuyor. Yorumlara bırakayım. Yorumlarım. Ben gerçekten kararsız kaldım. BF1'i de çok seviyorum çünkü. Çok teşekkür ederim o zaman. Çok sağ olun. NVIDIA 4070 Super lansmanında Tuna Akşen, Pinti Panda ile birlikteydik. Çok teşekkür ederiz. Çok eyvallah. Sağ olun. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.